harita çalışması yapmaktadır. Tüm Besnil hemşehrilerimi, bu ekibe yardımcı olmalarını rica ederim. Besnil Belediye Başkanı Nuri Tuğsuz. Tekrar ediyorum. Belediye Başkanlığından duyurulur. İlçemizde imar planı çalışması için bir ekip harita çalışması yapmaktadır. Tüm Besnil hemşehrilerimi, bu ekibe yardımcı olmalarını rica ederim. Besnil Belediye Başkanı Nuri Tuğsuz. Sen bizim adamımız ya. Bundan belediyenin karına, vatandaşın istifadesine şöyle yapılışı, bu sunuşu hakkında kısaca bir bilgi verirseniz çok memnun olurum. Efendim, buradaki dükkanların amacı, yapılış amacı, evet, dağınık durumda bulunan tamircilerimizin bir araya toplamak ve bölgemizde, bu ilçemizde tamirhanelerini bir araya toplamak. Evet. Şehrin açısından, çalışması açısından, evet, ve aynı zamanda belediyemize bir gelir sağlamak. Evet. Bunu da altı ve üstü olarak garajın yanında ve şehrin en işlek yerlerinde biri olan, evet, bu caddenin üzerinde 33 dükkan inşa etmiş bulunmaktayız. Ve halkımız da memnun bir şekilde kullanmaktadır. Evet. Burada kiralar kaçtı? Mesela? Buradaki kiralar ortalama olarak 500 civarında. Aylık. Aylık. Peki. Şimdi bu 500 bin lira olduğuna göre kaç dükkan var burada? Biliyor musunuz? 33 dükkanımız var. Abi. Kaç? 33. 33. Artlı üstlü. Artlı ve üstlü olarak. Güzel. Şimdi iş yapan kişi için büyük bir para değil. Ama şimdi gönül ister ki daha çok olsun. Şu eskiden bu da yoktu. Buna da yine teşekkür ediyoruz. Hiç değilse bir kısım vatandaşın çalışmasına olanak tanıdı. Ve diğer şahısların da fırsatı faydalanıp artırmasına, her gün kira artırmasına da bir vesileyle karşı olmuş oldu. Burada yapılan hizmetlerin sadece vatandaşa kira almak suretiyle belediyenin sunduğu bir ikramdır diğerlerine göre. Evet. Teşekkür ettik. Teşekkür ederim. Peki, verdiğiniz bilgiden dolayı Sayın Müdür Bey teşekkür eder. Teşekkür eder. İşlerinizde başarılar dilerim. Biz de teşekkür ederiz. Ya, araba aşağıda mı? Araba aşağıda kaldı. Buyurun.
şöyle boydan boya şöyle hepsini bir süpüre bak. Hoş bakalım. Boydan boya şöyle güzelce götürün. Bölüm bölüm yok. Şimdi bu memleket 3-5 kişinin yapacağı temizlik de olmaz. İşte düz sahanın önemliliği budur. Şimdi adam her sokağa bir adam koysun, başına da bir adam koyacaksın. 80 kişiye 80 senede bakıcı. Şimdi namuslu adam kalmaz. Her sabah kalkıyorum ben diyorum ulan tezgahlıklar. Ulan şu caddeleri tepteni süpürürüm. Bir tane çavuşumuz var. Bir dövmedim. İşini bilmeli. Tabii yani işini... İş bir kişiye bakıyor. İş olmaz ki. Herkesin bölümü ayrı olacak. Ha. Ya temizlik ne? İşleri bağlamış. Adamı kayırmayacak. Kayırma olur mu ya? Bir mesuliyeti ona vereceksin. İstediğin zaman adamı atabilecek. Belediye başkanı benim bu işin önüne çık. Ya bu benim adamım dedi mi iş yaptıramazsın. Prensip olacak. Disiplin olacak. Bizde adam kayırma yok da işte. Cumhuriyet Caddesi, daha evvel burası tam doldu. Şimdi beton döşenmiş. Ayrıca kadar beton yapılmış. Kırılmış. Kısalmış bir bölüm. Daha önce filmi var bende. Evet. Evet. 2 sene önce hatta 87'nin bile filmi var bu sokakların diyebiliyorum. Şimdi buradaki çalışmalarımız bir yerde betonla kaplama oldu. Değil mi? Evet. Betonla kaplama oldu. Şimdi böylelikle su sağa sola sızmayacak. Sızmadığı takdirde heylanı ya sızıntıdan olan herhangi bir heylanı da önlemiş olacak. Değil mi? Şimdi bu hususta ne gibi tepkiler düşünerek kaldınız? Mesela şimdi diyorsunuz ki bu betonla diğer bir taşın arasındaki fark nedir? Efendim daha önce taş döşenmiş. Bu taşın üstüne de asfalt döşenmiş. Asfaltın da bozulması sonucu yollarda artık geçilmez hale gelmiş. Kesin mi? Dön oğlum git. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu güzel. Gerçekten şimdi varsa bak şimdi de görüyorsunuz ki bu sanayi sokağa da girmiş. Güzel bir şey oldu. Buna masrafını sorsam ne kadar yani onunla bunun arasında fark nedir? Şimdi masraf olarak yatırım yani yatırım amacına ulaşıp ulaşmadığı sorulursa eğer her sene asfaltlamaktansa bir kere betonlanıp 15-20 sene yahut da en az 10 sene kullanmak daha ekonomik olmaktadır. Evet. Bir kere masraf yapıyorsun, uzun süreli kullanıyorsun. Sürekli masraf yaparak bu masrafları toplarsan bir kere yapıp uzun süre kullanmak daha ucuza gelmektedir. Evet. Bu zihniyetle bütün yollarımızı betonlayıp kaldırımları da kaldırımlarla beraber betonlamak şehrimiz açısından daha ekonomik gördük ve tamam. Bu düşünceyle yollarımızı betonluyoruz. Hem de heylana, tabana su dalmadığı müddetçe heylan da önlenmiş oluyor. Şu camiye bizim o şeye falan hasır. Sebze hali ve görüntülerini alalım. Bu belediyenin mi oluyor? Ha, belediyenin. Böyle görüntülerini alalım, ondan sonra üstte çıkıp konuşuruz. Belediyenin otopark üstü de sebze hali. Thank you.
altı belediye ne maksatla yapıldı? Vatandaşa 5 lira altına neler verecek? Hani bu yapıdan kimler istifade edecek? Ve belediye neler getirecek? Efendim, bu biraz önce görüntülerini seyrettiğiniz yer, alt taraf otopark. Otopark Destin'de son zamanlarda çoğalmakta olan arabaların ve otomobillerin en azından bir kısmına cevap vermek için otopark inşa etti. Ve bu otopark en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Bu yaklaşık 800 metrekare alana kurulmuş. Bu otoparkın üstünü de zebze halı şeklinde, zebze halı şeklinde ve inşaatını gördüğünüz şekilde inşa halı verip bu bir iki ay içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu otopark ve bu otopark üstü inşaatı şimdiye kadar belediyemize 600 milyon paraya mal oldu. Bunun da üstünü yapacağız. Onun da yaklaşık maliyeti 400 ve 500 milyon civarında belediyemize mal olacak. Üst katı da belediyemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda üst katını da o şekilde inşa edeceğiz. Bu üst katı. Buranın da üst katını daha inşa yapacağız. Evet. Şimdi bura ne olacak? Şimdi durdurmuş. Şu anda burası hal. Hal. Zebze halı. Bura. Evet. Burası şu anda zebze halı. Bu inşa halindeki bölüm zebze halı. Evet. Alt kısım ise otopark. Size neler